Fit Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerdeyiz. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız ve canlı yayında şifanıza vesile olmaya gayret ederim. Kemal Bozdağ hocamızı canlı yayına alıyoruz. Emel hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Afiyet olsun. Alem ruhum temiz olsun. Kavanozu anlattınız ya. Vallahi tam Evet. daha kavanozu belki de anlatmadınız. Ben gittim dolaptan turşu çıkardım. Kavanoz. Ve turşu suyu da muazzammış. Afiyet olsun. Allah Ne razı olsun. Ve dağınık zihin. turşu ve biraz ciren peynir. Ve Sayın Hocam Allah sizden razı olsun. Az önce muazzam şekilde bize kanallık yaptınız. Dikkat dağınıklığından kişi nasıl kurtarılır meditasyonu yaptınız. Haydi o belki 15 dakika sürdü. Bizim izleyen arkadaşlarımız birkaç dakikalık meditasyon görürlerse daha akılda kalıcı olur onlar için. Belki Evet. inşallah daha faydalı olur. Lütfen gözünüzü kapatınız ve gözünüzün önüne demin gelen o dikkat dağınıklığıyla alakalı her şeyi yeniden anlatınız. En baştan bir şey vardı, tın tın kondu falan da filan da. Hoydun bro. Tamam hocam, başlıyorum. Bir ada kavanoza çok hızlı bir süratle cisim atıyor ve hemen kapatıyor. Kırmızı kapaklı bir kavanoz ve konduğu anda etrafı o cismin püf, simsiyah bir püf şeklinde sarıyor. Bu cisim ilk atıldığı anda rengarenk, hani böyle alacalı bir renkte, birden fazla renk vardı ama ismini veremedim. Hani bir şeye benzetemedim. Daha sonra demir bir bileğe dönüyor çünkü oradan dışarı çıkmak istiyor. Yani sabit yerden dışarı çıkmak için demir bileği her tarafı çarpıyor kavanoza. Ve kavanoza çarptıkça kavanoz boyut olarak hem büyüyor hem kalınlaşıyor. O madde demir bilyeye dönüştü. Acaba kırmızı kırabilirim, dışarı çıkabilir miyim dedi. Fakat olamadı. Evet. Evet. Yani ne kadar çarptıkça kavanozun boyutu daha da çok büyüyordu. Kavanoz daha çok güçleniyor. Oradan bir kalınlaşıyor. Oradan dışarı çıkamıyor. Sonra artık hani durdu. Sabit bir şekilde durdu. Ondan sonra bir elle o kavanoz hemen çok hızlı bir şekilde açıldı. Süratle içeri doğru. Nur her tarafı dolduğu anda artık dışarı o cisimden bir pegasus olarak dışarı çıktı. Ve orada akan gürül gürül bir şelale var. Hemen yanı başında o şelalenin yanına gitti, kanatlarını açıyor. Altın sarısı boynuzu var, hani çok kutlu, gülümsüyor. O sırada kavanozu kapatıp açan kişi bembeyaz bir ankaya dönüşerek yanına geliyor. Birbirine göz göze bakıyorlar ve Pegasus da yemyeşil bir zümrüdü Elinize, yüreğinize sağlık Sayın Hocam. Ah. Ve dönüyor. gözünüzü Evet hocam. Alemlere amin. Aile bireylerinde dikkat dağınıklığı olanlar bunu uygulayınız. Çocuğunuz dikkat dağınık, dikkat dağını. Peki
Çocuğunuzun bunu yapması gerekmiyor. Siz bunu yapın yeterli. Çocuğunuzun kurtulmasını niyet edin yeterli. Ya da bir akrabanızın kurtulmasını niyet edin. Emel Bozdağ hocamız, Refik Korkmaz eğitimlerini sizden almak isteyenler dostlarımız size ulaşsınlar. Lütfen telefon numaranızı söyleyiniz. Eğitimlerimizi online veriyoruz. Aydın Bıra. 0545 253 3650 0545 253 3650 Alemler Efemiz sonsuz. Afiyet olsun hocam. Allah razı olsun. Bugün turşulu bir öğlen yemeğinde turşu ve peynir. Burada Türkiye'de görmedim ama mutlaka vardır. Meksika biberi, böyle salatalık gibi bir biber. Acı bir biber. Ben göstereyim. Bazen zehir gibi acımıyor, bazen de orta halde. Orta haliydi. İşte böyle biber. Bunu yesen belki de bu çok aşırı acı. Ben yerim. Bir ara çok hızlı pide verdiği bir Sayın hocam, bize katkı oldunuz, Allah sizden razı olsun. Hemen şimdi kapatalım, yeni bir meditasyon konusunda yine sizinle canlı yayındayız. Tamam hocam. Aydın. Aydın.